Bu soğuk kış gününde içleri ısıtan bir haberle veda edelim. Evet, damla sakızlı, çikolatalı hatta keçi boynuzlusu. Farklı aromalar Türk kahvesinin lezzetine lezzet katıyor. İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda aromalarla tatlandırılan kahveler tiryakilerden yoğun talep görüyor. Kahve tiryakisi olduğum için sade içmeyi tercih ediyorum. Az, iki şekerli. Sade, orta, şekerli. Yoğun köpüğü ve telvesiyle ağızda eşsiz bir tat bırakıyor. Türk kültürünün vazgeçilmezi kuru kahve artık farklı aromalarla lezzetleniyor. Bir gün hanımla beraber alışveriş merkezinde gezerken dediler ki vanilyalı kahve içer misiniz? Ya dedim o da ne? Dediler işte İtalya'dan getirdik falan. İçtim, hoşlandım, fena gelmedi. Dedim ki biz neye yapmayalım? Aromalı Türk kahvesi niye olmasın? İlk damla sakızlı doğal kahveyle başladık. Damla sakızlı Türk kahvesinin mucidi İlyas Gönen, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki imalathanesinde 26 çeşit kahve üretiyor. Ben emekliyim, emekli maaşımın %10'u, %15'i her ay beylere kahve parası olarak gider. Güzel kahve elde etmenin püf noktası onu kararında kavurmaktan geçiyor. Bunun için de el becerisi gerekiyor. Tabii bunu da en güzel ustası yapıyor. Bakın şu anda özenle kahvenin koyu olmaması ve açık olmaması için hepsinin ortasında karar orta kahve çıkartacağız. Yani şu anda karar orta kahve çıkıyor bakın. Evet.